Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü inceleyeceğimiz takım sandığı malzemelerinden, el aletlerinden İngiliz anahtarı. Yani bizim Türkçemizde, Türkiye'de bu isimle geçiyor. İngiliz anahtarı. İngilizler mi bulmuş? Yani tarihini araştırıp bakabilirsiniz. Fakat nerede, kime sorarsanız sorun, bunu gösterdiğinizde İngiliz anahtarı derler. Bu anahtarın özelliği ayarlı olması. Buradan ayarlayabiliyorsunuz. Hani iki ağızlı anahtarlar var bilirsiniz. 13-14, 11-12, 15-16, 17-18 gider yani. Bu hepsi bir arada arkadaşlar. Hepsi bir arada. İstediğiniz ayara getirin, istediğiniz anahtar olsun. Yalnız bununla uygulayabileceğiniz güç daha kuvvetli onlara göre. Dolayısıyla şu kısımlar daha kalın, daha ağır. Daha güçlü şeyleri açmak için kullanılıyor ve daha pratik. Fakat ikisinde yeri ayrı. Sadece elinizde İngiliz anahtarı varken iki ağız anahtara ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu tamamen ihtiyaca yönelik üretilmiş bir malzeme. Yani bütün el aletleri bu mantıkla üretilmiş. Hani bu varken ona ne gerek var demeyin. İki ağız da lazım, bu da lazım. Bunu da ayarlıyorsunuz. En ufak vidaya kadar düşürebiliyorsunuz ayarını ve bu sayede o vidayı açıyorsunuz. Mesela iki ağızlı anahtarda ağız kenarları yani şu kısımlar daha incedir. Dolayısıyla zemini daha iyi tutar. Bununla giremediğiniz yere iki ağızlı anahtarla rahatça girersiniz. Bu ürünü de alırken kalitelisini tercih edin. Kalitesizlerini alırsanız şuralar dönmez, takılır. Ayarlayamazsınız, paslanır, kırılır, elinizde kalır. Bakın bu da nereden baksanız 6-7 yıllık bir alet. Hiçbirinde bir hata yok. Çünkü marka. Marka alırsanız uzun süre kullanırsınız. Bu da mesela bu tarz somundan açmak için ideal. Böyle ayarlıyorsunuz. Dişleri tuttu, çeviriyorsunuz. Her çevirdiğinizde çıkarıp tekrar çevirmeniz lazım. Alan ders saatlerce çevirebilirsiniz. Böyle çevire çevire gidersiniz. Bunların bir de ayarları var. Cırcırları var. Biliyorsunuz onlar lokma takımı diye geçiyor. Onlar da her çevirdiğinizde yönünü ayarlıyorsunuz. Tekrar boşa dönüyor. Tekrar çeviriyorsunuz. Fakat her birinin yeri ayrı. Her birinin özelliği ayrı. İngiliz anahtarı ile ilgili anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum. Hoşça kalın.